Evet, Fenerbahçe'den açıklama geldi. Jailson transferinde brüt 4,5 milyon euro diye. Net değer alda 15 falandır. Yani bu kadar düşük olduğuna göre 4,5 milyon euro, bir de brüt şeyi var, neti var işin. Brüt 4,5'sa net 3'e falan düşüyordur arkadaşlar. O kadar yüksek değil. Tabii Galatasaraylılar her şekilde ağlıyorlar. Yok 4,5'a gider mi? Yok hülle var. Yok sucuk. Yok bilmem ne falan. Ya gerek yok. 3 milyon euroya düştüydü piyasası. Belki de sonraki satış, ama sonraki satıştan paymay yazmıyor kap açıklamasında. 4,5 diyorlarsa 4,5'tır. Öyle yani. Artı opsiyon varsa opsiyonu yazmamışlar. Belli mi olur, belki şu kadar maç oynarsa artı 1, 2 falan vardır. 1,7 falan vardır. İki taraf için de hayırlısı olsun. Fenerbahçe bugün Erol Bulut yönetiminde 10.30'da başlayan idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması, ardından sahaya geçerek ısınma ve çabukluk hareketleriyle gerçekleştirdi. Pas çalışmalarından sonra çift kale maçla antrenmana devam edildi. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı. Arkadaşlar ayrıca gol müziği içinde futbolcularımızın seçtiği müzikler var. Ben bilmiyorum, 2 numara çok hoşuma gitti. Çok efsane olur. Birincisi o Blay 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 miydi neydi o şarkı. Bilmiyorum, çok çocuksu, bir de çok kişi kullandı. Bize orijinal lazım. Benim sevdiğim 2 tane müzik var. Bir Giuliano'nun tı, hani tam açıklandıydı ya kap bildirimi. Ya efsane müzikti. Bizim gol müziği o olması lazım. O olmuyorsa hani Alex de Souza zamanında, tam da bilmiyor musunuz? Vanşi na 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 falan diyordu ya. O müzik efsaneydi. Arada gol müziği yapıyorduk onu PES'te. Efsane oluyordu. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar Fenerbahçe Hatayspor maçı öncesinde eksik, cezalı, isim bulunmuyor. Lisansı çıkmayan şu an için Mert Hakan Yandaş ve Tisarant var. Kaç dakikalığına çıkmayacaksa bilmiyorum ama Cuma'ya halledilir. Yani yarın halledilir. Belki bugün de halledilir. Mert Hakan Yandaş, birçok arkadaşımın soru işareti. Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başlamış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Erol Bulut'un şans vermesi halinde de formayı kapacak. Bu arada Mamet Yam dün gıda zehirlenmesi geçirmiş Mamet Yam. O yüzden bugünkü idmanda yer almamış. Yarından itibaren takıma çalışmalara yeniden başlayacak. Şimdi ben yarına, şey pazartesi gününe sürpriz bir 11 düşündüm. Çok sürpriz bir 11 düşündüm. Tabii o zamana kadar gidecekler olmazsa. Bakın sürpriz 11'imi söylüyorum. Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin. Bakın yeni transfer Tisserand'dan bahsediyorum. İlk 11'de diyorum. Bu benim şahsi tahminim. Luis Gustavo orta sahada. Sosa, Mert Hakan Yandaş. Bu da benim kişisel tahminim. Yani sakatlıktan yeni çıkan Mert Hakan Yandaş'ı oynatır mı? Tisserand'ı stoperde dener mi? Tisserand Serdar mı yapar? Belki Serdar Aziz o güne kadar transfer görüşmesi yapar. Tisserand Lemos olur. Tisserand Zanka olur. Sağda Geri Rodriguez oynarsa şunu bilin ki kesinlikle gitmeyecek. Yani artık bütün teklifler kesinlikle gitmiştir. Solda Thiam'ı bekliyorum. Forvet'te Frey'i bekliyorum. Biraz rakibi yıpratacak forvet. Ben bir şey söyleyeceğim. Aklıma gelmişken onu belirteyim. Ya biz niye futbolcularımızı çöplüyoruz? Biz niye çöplüyoruz? Ya Galatasaray'a bakıyorum, Jack ne gol attı falan filan. Nefçi Bakü falan hiç umurunda değil adamların. Biz niye çöplüyoruz? Gerçekten bak, biz niye çöplüyoruz? Biz niye futbolcularımızı değersizleştiriyoruz? Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bakın bu benim tahmin 11'im. Mantık 11'imi de söyleyeyim. Ben olsam şu 11'i çıkartırım. Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka Tisserand, Novak,
Luis Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Sosa'yı 10 numarada oynatırım. Luis Gustavo, Ozan Tufan, Sosa. Sağ kanatta kesinlikle Geri Rodriguez, istisnasız Geri Rodriguez. Bakın Geri Rodriguez. Solda Ferdi Kadıoğlu. Forvet'te Valencia. Ben de böyle başlardım ben olsam. Hocam niye Geri Rodriguez istisnasız diyorsun? Arkadaşlar, eskilerin bir lafı var. Gerçi Karadeniz bölgesinde de söylüyorlar ama sevdiğini alamıyorsan aldığını seveceksin. Yani Kaloy'u istedik. Adamlar yüksek bonservis bedeli. İşte Limnios dedik. 4 milyon euro dediler. Alamadık. Başka Limnios muydu o? He, Limnios'tu. Callejon dedik. Callejon yüksek bedel istedi. Pedro dedik. Roma kaptı. Willian zaten gelmezdi. Luis Nani dedik. Olmaz dediler. Yoksa kapmaya çalıştık. O yüzden bak Geri Rodriguez sahada oynadığı zaman yani arkadaşlar şu anda bak bir şey söyleyeceğim. Hocam Rodriguez güzellemesi yapıyorsun, takım beceremedi, Ali Koç'u savunuyorsun falan filan diye düşünmeyin. Geri Rodriguez aslında sahada etkili. Bak hep söylüyorum. Geri Rodriguez sahada, Ferdi solda. Rodriguez sahada. Bu arada arkadaşlar Şehilson Samandıra'ya gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaşmış ve gözyaşlarına hakim olamamış. Takıma şampiyon olmalarını beklediğini söylemiş ve ayrılmış. Ha güzel, daha güzel şeyler yaşayabilirdik ama maalesef bu. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü de bunu paylaşmış arkadaşlar. İki taraf için de hayırlısı olsun. Belhanda'ya dul maaşı bağlandı. Ha şey. yani durum bu. Ben olsam dediğim gibi geriyi sağda. Bak Geri Rodriguez'i sağda. Aslında benim mantığım Geri Rodriguez'i sağda, Valencia'yı solda. Forvet'te de Thiam'ı oynatmak. Düşünsenize ya, iki tane hızlı kanat. Becerebilseler ligi süpürürler. Geçen sene Galatasaray Onyekuru ile her pozisyona tehlikeye giriyordu mesela. Değil mi? Beşiktaş Enkodu'nun hızını kullandığı maçlarda tehlikeye giriyordu. Böyle şey yapacağım. Trabzon Vakayeme ile. Yani durum bu. Gol şarkısını söyledik. 7 şarkıdan 4'ünü seçtiklerini konuştuk. Ömer Faruk Beyaz olayına gelelim. Şu an Ömer Faruk Beyaz'ı herkes konuşuyor. Ömer Faruk Beyaz'ın yeni sözleşmeye imza atmayıp sezon sonunda bedava gideceğine dair söylentileri konuşuyorlar. Önce şunu belirteyim. 18 yaşından küçük futbolcularla 18 yaşından küçük futbolcularla maksimum 3 senelik sözleşme imzalayabiliyorsun. Bunun üstüne çıkmak yasak. Ya bu durumda 15 yaşında futbolcuyu prof yapıyorsan 18'inde bırakıyorsun. O da çok yanlış. Sözleşme devam ederken gel revize edelim, uzatalım desen olmuyor. Bak Ömer Faruk Beyaz gibi, Merih Demiral gibi, Malang Sar gibi isimlere zaten ya da birçok genç aklınıza getirebilirsiniz. Beşiktaş'ta Muhammed Demirci falan vardı, hatırlar mısınız? Barcelona istiyor, yeni Messi yok, yeni Messi değildi, kimdi ya falan filan diye. Yani eğer Fenerbahçe'ye aidiyet duygusuyla bağlı değilse, böyle haysiyet noktasında ufak tefek pürüzleri dahi varsa sıkıntılı. Sen yıllarca oyuncuyu yetiştir, alt kategorilerde oynat, her türlü destekle vesaire vesaire. Ama durum bu. Ha şöyle de bir olay var. Ömer Faruk Beyaz açısından konuşacağım. Arkadaşlar bak şu ana kadar hiçbir şey söylemedim ha, yanlış anlamayın. Yani şuradan sonra internetiniz kesildi ya da izleyemediniz, bana çıkıp da hocam sen de böyle diyordun demeyin. Bazı arkadaşlarımız öyle yapıyor. Azıcık video izliyorlar sonra kaçıp gidiyorlar. Sonra geliyorlar 5 ay sonra, 2 ay sonra. Ama sen öyle demiştin. Sonra olaylar değişti diyoruz. Olsun sen öyle demiştin. Ben ondan sana yargılamaya çalışıyorum. Ben de onlara gereken yargıyı veriyorum. Hocam işte durum böyle olduğu için Elif alalım, Ferdi alalım, Vedat alalım, Altay alalım, bunları satalım. Mantıklı. Şu ana kadar mantıklı. Ömer Faruk Beyaz. Ömer Faruk'un bazı kaprisli hareketleri var. Doğruya doğru. Ben yıllar önce bu yüzden bir tartıştım Ömer Faruk Beyaz'la. Ömer Faruk Beyaz'la kendisiyle tartıştım yıllar önce. Bir 3-4 sene oldu. 2015 miydi? 16 mıydı? Hasan Kemal Özdemir var. Rambo Hasan. Eskiler bilir. O da onun hocasıydı. Ona da söyledim. Şikayetimde bulundum.
PR kasıyordu. Çocukluğun getirdiği şeyle PR kasıyordu. O zamanlar biraz şımarıktım. Neyse uzatmayacağım. Mesele biraz tatlıya bağlandı sonra. Ömer Faruk Beyaz'la ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi kulüp tarihinde en genç forma giyen oyuncusun. Sana Emre Belezoğlu, bugün Türkiye'de kaç tane genç futbolcuya desen ki Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de oynayacaksın. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da hiç mühim değil. Fenerbahçe'de oynayacaksın. En genç oynayan oyuncu olarak sahaya çıkacaksın. Emre Belezoğlu pazu bandını çıkaracak, getirecek. Elleriyle sana takacak. Senin o gün giydiğin forma, Emre'nin o gün giydiği forma, o kaptanlık pazu bandı 2 milyon TL'nin üzerinde satılacak. Ve sen diyeceksin ki ben Fenerbahçe ile sözleşme uzatmak istemiyorum, başka takıma gidiyorum. Çok özür dilerim ama şuraya şerefsiz yazarlar adama. Şuraya alçak yazarlar adama. Şuraya ahmak yazarlar adama. Şuraya vefasız yazarlar adama. Tabii Ömer Faruk Beyaz bunu yazdıracak mı, yazdırmayacak mı? Bekleyip göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Ömer Faruk Beyaz'ın 2020 yılındayız. 2024'e kadar artı 2025'e kadar Fenerbahçe'de olacağını düşünüyorum. Ben kolay kolay bu tarz hakaretvari kelimeleri kullanmam arkadaşlar, biliyorsunuz. Ben Ömer Faruk Beyaz'ın 2024-2025'e kadar Fenerbahçe'de olacağını düşünüyorum. Sözleşme olarak. Yoksa oraya kadar zaten kaparlar. Yani elin gavuru hiç acımıyor. Elin gavuru buldu muydu fışt diye. Durum bu. Yok, menajerine şöyle dedirtti, menajerine böyle dedirtti diye haberler var. Birçok kişi etiketlemiş. Şöyle böyle gibisinden. Ömer Faruk Beyaz sizin de benim de, yani sizin benim olduğu kadar bir Fenerbahçeli. Sizin benim olduğunuz kadar bir Fenerbahçeli. Efsanelerle büyüyen bir Fenerbahçeli. Merakınız olmasın. Rahat olun. Tabii zaman bu, para bu, değişir. Babasına giderler, bilmem ne kadar milyon euro verirler. Bekleyip göreceğiz babasının ne yapacağını, ne edeceğini. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Durum bu. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Neler olacağını ben de sizler gibi merak içinde bekliyorum. Yani durum bu. Ama ince bir şey söyleyeyim size. İnce bir olay söyleyeyim. O ince olayı yakalayan arkadaşlarımız rahat olsunlar. Emre Belezoğlu Galatasaray'dayken idman bitiminde çok çalışıyordu. Ve Hacı'den rica etmiş. Bana demiş serbest vuruş çalıştır. Ve Hacı her gün çalıştırıyormuş. Bakın bazı futbolcular vardır. Sahada çok çirkeflerdir ama sahanın dışında çok değişiktir karakterleri. Mesela ben Ömer Faruk'un yerinde olsam Emre abi derim, bana idman yaptır. Emre abi beni geliştir. Emre abi bana ne diyorsan onu yapayım diye. Tuncay Şanlı. Bakın efsane 11 çıkarsanız Fenerbahçe tarihinde Tuncay'ı sola koymazsınız. Gönlünüzde bir burukluk var değil mi? Gökhan Gönül'ü sağ beke koymazdınız gelmeseydi. Bir burukluk var değil mi? Gökhan Gönül. Bak sola, sol beke Roberto Carlos koyarsınız. Andre Dos Santos koyarsınız. Üçüncüyü koy deseler Caner'e doğru gider eliniz değil mi? Gider. Kaleci, ben Rüştü Reşber'i koymam. Hastane odasında kaza yapmışsın. Sen kazadan önce Beşiktaş'tan anlaşmışsın. Kaza yaptın diye Beşiktaş transferden vazgeçmiş. Aziz Yıldırım odana kadar, ayağına kadar gelmiş. Demiş ki ölmediği müddetçe gel Fenerbahçe'desin. Fenerbahçe'nin kalecisisin. Seni o hastane odasından çekip çevirmiş. Fenerbahçe'ye getirmişsen Fenerbahçe'yi en önemli yılında satmışsın. Beşiktaş'a gitmişsin. Benim için Rüştü efsane değildir. Engin İpekoğlu efsanedir. Metin Diyadin bile efsanedir. Gökhan Gönül'ü bulup Fenerbahçe'yi arayıp bakın bu çocukta büyük bir cevher var, sakın başkasına kaptırmayın, şu an rahat oynar diyen adam gibi adamdır Metin Diyadin. Ha hocam, ona kalırsa Kemalettin de Çağlar için dedi ki Fenerbahçe seviyesinde değil. Ya o futbol öngörüsü. Futbol öngörüsü. O yüzden efsaneler değişir, kestaneler değişmez. Efsane olmak için durum bu. Muhammed Demirci. Bak Ömer Faruk'tan falan 5 kat daha iyi topçuydu ha. Samimi söylüyorum. Ben onun gençliğini çok izledim. Çok altyapı maçını izledim Muhammed Demirci'nin. Çok izledim. Muhammed Demirci nasıl oralara kadar düştü? Hayret. Batuhan Karadeniz. Efsane forvet. Efsane forvet. 18 yaşında öyle bir forvetimiz olsun.
Ya Samatta'yı Mamatta'yı alır. Arkasına ikinci forvet koyarsın. Valencia'yı falan gönderirsin. Öyle bir forvetti. Ukalalık. Biraz vurdum duymazlık bu hale getirdi. Ben Ömer Faruk'un sonunun böyle olacağını düşünmüyorum. Bildiğim bazı şeyler var. Konuşmak doğru değil. Ömer Faruk Beyaz'ın kendisinin ve ailesinin çok koyu Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'ye yanlış yapmayacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.